Evet arkadaşlar merhabalar. Şimdi ÖSM tarzı testi 2 ile birlikte sorularımızı çözelim. İlk sorumuzda demiş ki 1972 yılında doğan Nihal'e yaşı sorulduğunda şimdiki yaşım doğum yılı rakamlarım toplamını eşittir Bir saniye hocam hemen burada bu insanız işte aynısı bende de var. Diyoruz ki hemen şunu bir değerlendirelim değil mi? 1972 yaşlarını toplarsam rakamlarını toplarsam ne yapacakmış Nihal? Hocam 19 yaşında şimdi ben bu bilgiyi nasıl yazmıyorum? Aslı'ya yaşı sorulduğunda ise 5 yıl erken doğsaydım Nihal ile aynı yaşta olacaktım. Bak burada dikkat et. 5 yıl erken doğsaydı, eee doğum tarihi küçülecek ancak yaşı büyüyecekti. Bak bunlar hep göz önünde bulunur. Dolayısıyla 5 yıl erken doğsaydı yaşı büyüyecekti. 19 olacaktı. Demek ki şu an aslında 5 yaş. Küçük ve bu diğer diyen arkadaş ne olur? 14 yaşında olur. buna göre Aslı ile Nihal'in bugünkü yaşlar toplamı kaçtır? 19 14 topla 33. Değil mi? Evet. Bu şekilde olacakmış ilk sorumuz. İkinci sorumuzda ne demiş? Demiş ki İsmail Bey ile torunu e, beraber gitmiş oldukları tiyatro gösterilmiş bilet gösterilmiştir. Beklerken aşağıdaki muhabbet geçmiş. Yukarıdaki konuşmalara göre İsmail Bey ile torunu iyi arasındaki yaş farkı kaç olabilir? Kesinlik söylememiş. Dikkat edelim. Peki. Gittikleri tarih 2022. Peki 2022'de gidilmiş. Ve bize dediği muhabbet diyor ki İsmail dede kaç yaşındasın? Yaşım doğum yılımın son iki basamağına eşit. Aynı seninki senin yaşın gibi. Peki o zaman hemen bizim göz önünde bulunduracağımız şey nedir arkadaşım? Şimdi, yiğit'in de İsmail dedenin de yaşları e, yaşları nasıl buluruz öncelikle? 2022. Diyelim ki bir tanesi ki İsmail pardon e, Yiğit küçük olan 2000 e, AB yaşında. AB yılında doğsun. Bunun sonucunda e, doğum tarihinin hani şu son iki basamağına eşitse AB'ye eşit. Aynı durum aslında dedesi için de geçerli. Tesadüfe bak. 2022 eksi. Dede de haliyle daha büyük olacağı için ne dersin? 1900 yani daha küçük yılda daha erken yıllarda doğdu. 1900 A, B değil de buna da X, ye diyelim. X, ye eşittir. Bunu şöyle bir geri alalım. Diye. Ee, eşittir x'ye. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Doğum yılının son iki basamağındaki e, sayıya eşit olmuş oldu yaşın. Hocam bir ihtimal daha yok mu? Bir ihtimal daha hani bu 1900 değil de 1800'lü yıllarda doğmuş olamaz mı? Tabii matematik olarak bir ihtimal. Ama baktığımızda yaşın hani 200'lü, 100'lü sayıların öyle çok üstüne çıkmayacağını düşünerek bu şekilde soruyu çözebiliriz diye düşünüyorum. 2022'den şuradaki çözümleme yapalım pratik olarak. 2000'i çıkarttık. 22. 22 eksi AB kaldı bak burada. Eksi AB. Bunu şöyle çözümlüyorum ben. Tamamı 2000 artı AB sayısı diye de çözümleme yapabilirim. Önüne de eksi var. 2000'i buradan çıkarttım. Eksi AB'yi de aynen yazdım. Eksi içeriği de attım anlaştık. Hani pratiklik olsun. AB'ye eşitmiş. AB'yi karşı atarsan AB sayısı aslında neymiş? 2 tane AB. 22 ise AB sayısı 11 eşittir. O zaman Yiğit e 11 yaşında olabilir diyebiliriz. Misal. Burada da çıkartırsak bu sefer 1960, 100. 122. 122. Aynı muhabbetin x'ye'yi karşıya attım. 2 tane x'ye. 2'ye bölersem x'ye sayısı eşittir. 61 olabilir. Dolayısıyla dede de, de 61 olabilir. Yaşları farkı 50'dir. Şimdi baktığımızda şunu diyebilirsiniz arkadaşlar. E, hocam ya bu işte... E, yaş olarak 1900'lü yıllarda değil de 2022 eksi 1800 XY yılında yapmış doğmuş olabilir ve yaşı bu şekilde XY eşit olabilir. Öncelikle burada şöyle bir olamama durumu da var. Burada iki basamak olacak. Burada iki basamak olacak. Ama sonuç muhtemelen 3 basamaklı bir sayı çıkacak burada. Çünkü en az 100 yıl geriye götürdük. Bu sefer yaşı 100 daha artmış oldu. Dolayısıyla hani buradan bir şey sonuç gelmeyeceğini de görmek lazım diyelim. Evet geçelim üçüncü sorumuza. Aşağıdaki görselde Ercan ve Ayşe'nin emekli olabilecekleri yaşları sırasıyla şekil 1 ve 2 de verilmiştir. Ercan'ın emekli olmasına kalan yıl Ayşe'nin emekli olmasına kalan yıldan 3 eksiktir. Kalan yıl diyor dikkat. Şimdi Ercan normalde 62 yaşında emekli olacaksa emekli olmasına kalan yıl diyelim ki yaşı E yaşında olsun. 62 eksi E kaç yıl kaldı? Emekliliğine bu kadar yıl kaldı. Diyelim 60 yaşında 2 yıl kaldı gibi. Ee, Ayşe'nin emekli olmasına kalan yılı hemen söyleyelim. Ayşe'nin emekli olmasına kalan yıl 60 eksi. Yaşına da E değil A diyelim. Yaşı Ayşe'nin A olsun. Ee, Ayşe'nin olma yaşından 3 eksiktir. Şimdi bak e, kiminki eksik? Ercan'ın. Ercan'ın 3 eksikse ben buna 3 eklersem ne yapmış olurum? Birbirine eşitlerim işledim ve işlemi yapalım. Şurası 65. Bak bilgisinin toplamı 65. 60'ı da e, şunu da karşıya attık. 5 oldu. Eşittir. E eksi A. Bu bir dursun burada. Şimdi bunun yanında bir cümle daha geliyor. Ayrıca Ercan'ın yaşı. Ercan'ın yaşı. Ayşe'nin yaşının iki katından 35 ektir. 35 Ercan o zaman eşitmiş Ayşe'nin yaşının iki katından Ayşe'nin yaşının 2 katından 35 eksik. Eşittir bu şekilde denklemimizi kurabilirim. Yaşları farkı bu şekilde olduğuna göre A'yı karşıya at. E gördüğüm yere ne yazabilirim arkadaşlar? A artı 5. Şurada E gördüğün yere A artı 5 yazarsan A artı 5 eşittir ne olur? 2A eksi 35. A'yı bu tarafa aldım. 35'i karşıya attım. Ayşe 40 yaşındaydı. Diğer arkadaşlar yaşlılar arasında fark 5 olduğuna göre E de kaç yaşında olur? 45 olur. Soru bizden ne istemiş hangisini istiyor? Ercan ile Ayşe'nin şimdiki yaşları toplamı kaçtır? Topla gel 85 edecektir sorumuzun cevabı. Evet dördüncü sorumuzda Aykut, Utkan bir de Neslihan eklenmiş. Fotoğraflar, görseller verilmiş ve sorumuz diyor ki 2029 yılında çekilmiş olan bir numara resimde Aykut Bey'in 2021 yılında doğan oğlu Utkan resmi gösterilmiştir. Şimdi bu fotoğrafın tarihini şöyle yazalım. 2029. 2029'da fotoğraf çekildiyse Arkadaşım burada 2021 yılında doğan kişi kaç yaşındadır? 8. Bu bir dursun. Bu resim çekildikten 2 yıl sonra Aykut Bey 35 yaşında. Şimdi bu resim çekildikten 2 yıl sonra Aykut Bey 35 yaşına geliyormuş. 35 yaşına. O zaman bu resim çekildikten 2 yıl sonra Utkan kaç yaşına gelir? Gelir. 8 yaşında olan birisi 10 yaşına gelecektir. İken kızı Neslihan dünyaya geliyor ve bu arada kızı Neslihan dünyaya geldi henüz 0 yaşında. 2 numaralı görselde Aykut Bey'in ve iki çocuğun yaşları toplamı 69. Bak bunu bir kullanalım. Şu 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 üçün toplamı 35. Şey, 69. 35 diyelim ki x yıl geçsin tamam mı? X yıl geçti. Yaşın olacak. X artacak. Buradaki Utkan'ın da yaşı x yıl artacak. Bu arkadaşımız Neslihan'da yaşı x artacak ve 0'dan x artarsa x yaşına gelecek. Burası da x artı 10. Burası da x artı 35 olacak. 2 numara resimde Utkan, burada Utkan kaç yaşındadır diye sorulmuş bu resimde. Peki. Şimdi baktığımızda şurada yaşları toplamı kaç? 3x artı 45 eşittir ne demiş? 69. 45'i karşıya salladık. 3x eşittir 20, 24. 3'e böldük. X eşittir 8. X 8 ise Neslihan 8 yaşına gelir, Utkan 18 yaşına gelir, işte babası da falanca yaşa gelir. Ama bizim için zaten Utkan'ı bulmak yeterliydi. Sorumuz bize Utkan'ı soruyordu arkadaşlar. Evet 5. sorumuzda bir ülkede ilkokula başlama yaşı 7 olup aralıksız 12 yıl eğitim veren bir durum varmış. Yağmur bir şeyler söylemiş. Hemen şunu bir göstermek istedim. 1. sınıf, 2. sınıf, nokta 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 12. sınıfa kadar şey var ve 1. sınıfa giden birisinin yaşı 7'ymiş arkadaşlar. Bu bir dursun. Nüfus cüzdanında yazan resmi yaşıma göre diyor ki Yağmur. Bak şöyle yapalım. Yağmur. Nüfus cüzdanında yazan resmi yaşıma göre 9. sınıftayım. 9. sınıftaysa bak 9. sınıfta olan birisi 6 eklersek aynı mantıkla 6 fark var. 9 da 15 yaşındaymış. Neye göre? Resmi yaşım demiş bak. Resmi yaşına göre ne diyordu? Evet resmi yaşına göre 9. sınıftayım. Demek ki resmi yaşına göre 15 yaşında. Ama gerçek yaşına göre 10. sınıftayım. Demek ki gerçekte daha büyük bu kişi. 10. sınıftaysa o zaman gerçek yaşı ne olacak? 16 olacak. Peki. Kalemin rengini değiştireyim şöyle bir. Gülsüm'den bahsediyor. Diyor ki Gülsüm nüfus cüzdanında yazan, e, nüfus cüzdanında yazan resmi yaşıma göre 11. sınıftayım. 11. sınıftaysa bu arkadaş normalde nüfus cüzdanına göre 17. Yani resmi yaşı Gülsüm'ün kaç olacak? 17 olacak. Ama ne demiş? 9. sınıfta oluyorum gerçekte. Gerçek yaşına göre 9. sınıf. Yani 2 yıl geri 11. sınıf. 10. sınıf 9. 2 yıl geriye gidersem demek ki gerçekte Gülsüm 15 yaşında. Bunlar gerçek yaşları. Bunlar da nüfus cüzdanı yaşları bu arkadaşlarım. Pekala. 2022 yılında bak 2022 yılında ne diyor? Gülsüm ile Yağmur'un gerçek yaşlarının toplamı 41. Şimdi gerçek yaşlarının toplamı bu X yılında bir falanca yılda topla 31. 31'den sonra bak bu da X yıl yaşayacak. Bu da X yıl yaşayacak. Yaşları ne olacak? 2X artı 31. 2x artı 31 ve demiş ki yaşları toplamı 41 oluyor. Demek ki x 5'miş. Demek ki 5 yıl sonra yani bu durumdan 5 yıl sonra. 5 yıl sonrası 2022 ise buradaki tablo aslında nedir? 2017'nin tablosudur arkadaşlar. 2017'de durum bu şurada gösterdiğimiz gibidir. Gülsüm'ün nüfus cüzdanında yazan resmi doğum tarihi. Bunu soruyor bize. Şimdi 2017'de 17 yaşındaysa 17 yıl geriye git. E bu kadar olacak idi. Evet hoş çözüm oldu. Hoşuma gitti. 6 demiş. Alper A sınıfı ehliyetini almaya hak kazandığı yaştan 3 yıl sonra. Şimdi. Diyelim ki A sınıfı ehliyeti almaya hak kazandığı yaş A olsun. Diyor ki 3 yıl sonra. Ne yapıyor? B sınıfı ehliyeti ise almaya hak kazandığı yaştan 4 yıl sonra alıyor. Peki o zaman. Diyelim ki almaya hak kazandığı yaş. A olsun. 3 yıl sonra alıyorsa A artı 3 de alıyor. B sınıfı ehliyeti ise bir de B için yazalım. B sınıfı ehliyeti için ise almaya kazandığı yaştan 4 yıl. B sınıfı ehliyetinde B yaşında almaya hak kazansın. Bunu 4 yıl sonra oluyor. Alper'in B sınıfı ve A sınıfı ehliyetlerini aldığı yaşların toplamı 52'dir. Demek ki şunların toplamı 52 ise A artı B kaçtır? A artı B eşittir. Artı 7 52 ise 7 çıkarttım karşıya attım. 40 5 olmuş oldu. A artı B 45. Alper'in B sınıfı ehliyeti aldığı yaşı. Yani şundan bahsediyor. B sınıfı ehliyeti aldığı yaşı. A sınıfı ehliyeti almaya hak kazandığı yaştan. Yani A'dan. 9 fazla ise bundan 9 çıkartırım. Yani B artı 4 eksi 9 eşittir A'ya. Dolayısıyla ne olacak? Şurası A'yı buraya atarsak B eksi da kaç olarak bulunmuş olacak? 5. Bu da burada dursun. Durmasın. Hemen buraya taşıyalım. B eksi A eşittir 5'miş. Taraf tarafa topla gel. A'lar gitti. Bir tane B eşittir 45. 5 daha 50. B eşittir 25. Bunu da yerine koyduk mu? Bu 25 ise bu da 20'dir deriz. Artık bize ne soruyor? A sınıfı ehliyeti kaç yaşında almıştır? A sınıfı ehliyet dediğine göre A'dan ilerleyeceğim. Yani 20'den. Eliet kaç yaşında almış? 23 yaşında olur. A yerine 20 yazdığımız zaman sonucu bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet, şimdi 7. sorumuzda demiş ki tabloda 7 arkadaşın doğum tarihleri verilmiş. Evet. E, doğum tarihimin birler ve onlar basamağındaki rakamların yerleri değiştirirsem oluşan yeni doğum tarihime göre yaşım artacak. Bir dakika buraya dikkat. E, yaşımın artması için ya da şöyle bir mantık önce oturturun. Daha büyük yılda doğan kişi daha yaş olarak küçülüyor. Mesela sen 2000 ile de, 2005 yılında doğsaydın yaşın ne olurdu? Daha da küçülürdü. 2010 yılında. Yani doğum tarihin büyüdükçe yaşın ne yapıyor? Küçülüyor arkadaş. Şimdi o zaman ben diyeceğim ki doğum tarihimi biller ve onlar basamandaki yer değiştirirse. Şu an ne 1900 AB. 1900 AB. Yerlerini değiştirdim. 1900 BA oldu. İşte böyle olunca e, ee, rakamları yerlerini değiştirsem oluşan yeni yaşım doğum tarihime göre yaşım artacaktı. Benim yaşımın artması için doğum tarihimin ne yapması lazım? Küçülmesi. Demek ki doğum tarihim şurada küçülmüş. Bak 1900'ler birbirini götürsün diye düşün. Çözümleme yaptın. B'yi A'yı karşılıklı yani yalnız bıraktın. A'yı karşıya at. 9 tane A büyükmüş. 9 tane B'den 9'ları da götürdün. Şurada ne kaldı? Buradan bulduğumuz sonuç A sayısı büyükmüş sayısından bak bu burada dursun. Tamam. Aynısını diğer muhabbede de muhtemelen verecek diye düşünüyorum. Doğum tarihinin birler ve onlar basamandaki rakamların yerini değiştirirsem. Göktuğ bu arkadaşımız diyor ki. Yeni doğum tarihime göre yaşım azalacaktı. Yani bu da Göktuğ 1900 AC yerine 1900 CA yaparsam yaşımı, yaşım azalacak diyor. Yani tam tersi durum. Şuradaki şöyle ise burası bu şekilde olacaktır diye düşünebilirsin. Ya da ezbere gitmeyeyim hocam mantığını bir kez daha söyle. Doğum tarihim birler ve onlar basamandaki yeri değiştirdim. Sonra diyorum ki bu durumda yeni doğum tarihine göre yaşım azalacaktır. Yaşımın azalması için doğum tarihimin büyümesi lazım değil mi? Demek ki doğum tarihim şu durumda büyümüş. Bu şekilde düşünebilirsin. Buradan da gitti gitti A'yı karşıya attım. Artık biliyoruz A. C'yi karşıya attım çözümleme muhabbetinden demin yapmıştık. Burada da C kalır. Bu şekilde bir durum buldu. Diyor ki A sayısı C sayısından daha küçük ama B'den de daha büyük. O zaman şuraya da getirdim ekledim ve son durumda şu durumu bulmuş olduk. ABC 9'dan küçük birer rakam olduğuna göre 1907 yılında, 1907 yılında aşağıdakilerden hangisinin yaşı en küçük olur? Yaşın en küçük olması için ne gerekiyordu? Bir kişinin yıl, doğum tarihinin en büyük olması lazım. O zaman 1900 hepsi? Evet birli. Bir başlarsa yaş, doğum tarihinin en büyük olması istiyorsam C... A B şeklinde yaparım. Bir C A B nerede? Ee, evet 1 C A B buradadır. Dolayısıyla e, yaşı en küçük olan en son doğan kişidir ya da doğum tarihi en büyük olan kişidir deriz arkadaşlar. Geldik 8. sorumuza. 8. sorumuzda ne diyor? Genel seçimlerde 5 yıl arayla e, oy kullanan bir ülkede Serdar Bey Sercan'a benim 7. kez oy kullandığım seçimde. Şimdi böyle bir gösterelim. 1 2 3. nokta 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 yedinci seçimde. Bakın aslında buradaki muhabbet ne? Ee, her 5 yılda bir ne oluyor? Oy kullanıyoruz. Pekala, benim 7 defa oy kullandığım seçimde, sen ikinci kez oy kullandın ve benim yaşım senin yaşın iki katı kadardı. Şimdi buradayken, bak bu durumdayken, şöyle yapalım. Buradaki e, diğer arkadaşımız da ikinci defa oy kullanmış, birinci defa oy kullanacak bu şekilde. Şimdi burada bu kişi x yaşındaysa burada ne diyor? Benim yaşım senin yaşın 2 katı kadardı. Yani buradaki arkadaşımız da 2 x yaşında olacak. İster buradan geriye doğru gidebilirim ister ileriye doğru gidebilirim işlemi yaparız. Buradaki muhabbet bu. Tercan ise babasına demiş ki benim ilk oy kullandığım yaşım. ilk oy kullandığı yaşı kaç arkadaşım? X eksi 5. Benim ilk oy kullandığım yaşın senin ilk oy kullandığın yaşından... 1 eksiktir. Yani buradaki x eksi 5 1 eksikse 1 ekle burası x eksi 5 artı 1'den x eksi 4 olacak. Tamam. Evet soru bitti. Buradan 5 yıl 5 yıl 5 yıl ileriye geldiğimde bunu bulacağım. Yani bak dikkat et. Burada 7 kere 5 35 eklemeyeceksin. 30 ekleyeceksin. Çünkü birinci oyunu burada kullandı. İkin, şöyle göstereyim bak. 1, 2, 3, 4. Ardışık sayılardan düşün lütfen bunu. İlk terime atıyorum. A dersem artış miktarına da D de dersem burada ilk terim A iken ikinci terim A artı D. Üçüncü terim A artı 2D. Anladın? Yani 3 eksi 1 2 2D ekledim. 4 eksi 1 3 3D ekleyeceğim. Biraz dizilere de kaçtık. Ama olsun mantığı iyi öğrenin. Dolayısıyla burada 7 eksi 1'den 6 6 kere 5 30 ekleyeceğim. Yani x eksi 4 artı 30'u bana neyi verecek? 2 xi verecek arkadaşım. X'i karşıya attım. X eşittir 26 olarak bulundu. X 26 oyum, e, imiş ve bu bana neyi soruyor Serdar Bey? Genel seçimde ilk oyunu kaç yaşında kullanmıştır? 26'yı e, yazarsam 26 eksi 4'ten 22 yaşında kullanmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Evet, bu testimizde bu şekildeydi. Ee, bir dahaki testimizde değil. Konu anlatımında işçi problemlerinde evet, işçi problemlerinde dilimin sürçmediği bir günde güzel bir şekilde size konu anlatmak dileğiyle görüşürüz arkadaşlar başarılar dilerim